arkadaşlar, Freud'u bitirdikten sonra modern psikanalitik kuramlardan bahsediyor olacağız ya da diğer ismiyle yeni Freudyen yaklaşımlar olarak da tanımlıyoruz. Şimdi Freud'un tabii 1950'li yıllara kadar, 60'lı yıllara kadar ciddi anlamda bir trendi vardı aslında. Ama tabii her zaman Freud'un kuramı bir kanaate dayandığı için, yani çoğu insan Freud'un hani hiç deney yapmadan nasıl böyle bir kuram ortaya koyduğunu eleştirdiği için de tabii ki eleştiriler daha da arttı. Ne zaman arttı? 1950'li yıllardan sonra. Özellikle de bilişsel terapilerin ya da davranışçı terapilerin ön plana çıkmasıyla Freud birazcık da aslında modasını yitirmeye başlayan bir nokta oldu. Hangi konularda eleştirdiler Freud'u? Ben üç başlık altında topluyorum bunları literatürde. Mesela şunu söyleyenler var. Hani hepimizin düşündüğü bir şey aslında. İd mi daha önemli, ego mu diyenler var. Yani Freud bu kadar ide baskın, yani vurgu yaparken acaba ego olmasın asıl önemli olan? Hani bir şeyi kaçırıyor olmayalım diye düşünüyorlar. İkincisi, psikolojik gelişim çerçevesinde insanlarda acaba bilinçli ya da bilinçsiz ya da bilinç dışı davranışları yönlendiren temel mekanizma Freud'un söylediği gibi biyolojik temeller mi yoksa sosyokültürel çevre mi? 1950'li yıllardan sonra kültür daha da ön plana çıkmaya başladı. Sosyal psikoloji daha ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla da Freud'un eleştirildiği noktalardan bir tanesi. Üçüncüsü, ide rağmen, yani tamam idin varlığını kabul ediyoruz. Ama ide rağmen davranışları yöneten acaba bilincin kendisi midir diye sorulmaya başlandı. Bugün hali hazırda 2000 küsürlü yıllarda hala Freud'u konuşuyoruz ve Freud'un takipçileri hala var. Peki ne anlamda Freud devam ediyor? Biraz da ona bakalım. Şöyle diyorlar, çocukluk çağı deneyimleri yetişkinlerin dünyasını etkiler. Yani aslında Freud ve sonrasında olanların hepsinin söylediği şey şu. Diyorlar ki, yani Freud'u hatırlayın. Freud ne dedi? 0-6 yaş bütün hayatı etkiler diye savundu. Ama Freud sonrası diyor ki hayır. 0-6 yaş da önemli. 6-12 de önemli. 18-30 da önemli. Bunların hepsinin, her yaş diliminin önemli olduğunu savunuyorlar. Bunu ilk savunanlar da Adler ve Carl Gustav Jung. Sonrasında Erikson'lar, Sullivan'lar, Karen Horney'ler, Erik Fromm'lar geliyor. Ama bakın ortak nokta hep bu. 0-6 yaşa bu kadar bağlı kalan aslında bir tek Freud'un kendisi. Onun dışında onun takipçilerinde böyle bir hani determinist bir tavır aslında görmüyoruz. Nasıl devam ediyor şu an? Yine pek çok kuramcıya göre insan davranışlarının özünde hala bilinç dışı süreçler var diye düşünüyorlar. Ve son olarak da insan davranışlarının nedenlerinin ya da amaçlarının her zamanda çok net olmadığını söylüyorlar. Yani bu anlamda da Freud'un hala böyle bir gölgesinin devam ettiğini söylemek mümkün. Gelelim iki tane önemli adama. Yani Freud'un en yakın takipçileri bunlar. En erken takipçileri aslında. Bakın Freud'un ilk takipçisi aslında Alfred Adler'dir. Adler Viyana'da, Avusturya'da yaşayan bir insan. Böyle bayağı aristokrat bir ailesi var falan. Ama Adler hep böyle hastalıklarla mücadele etmiş bir insan. Dolayısıyla da ailesinde hani bu bir gün ölür falan diye bakılmış yani genelde. Ama sonrasında tabii öldürmeyen Allah öldürmüyor ve Adler bir tıp doktoru olmaya ve aslında tıp doktoru olmasının temelinde çocukken yaşadığı aşağılık duygularının bir şekilde üstünlük duygusuna evirmek olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Alfred Adler önemli ama Freud'un en erken takipçisi olduğu için Freud'un çok sert tavırlarına maruz kalıyor. Yani Freud'un aşağılamalarına, işte Freud'un bazen kaba hareketlerine ciddi anlamda maruz kaldığı söyleniyor. Ve sonrasında Freud'la yollarını tamamen ayırıyor. Çünkü neden ayırıyor? Bir kere 0-6 yaşın bu kadar katı olduğu mantığına Alfred Adler inanmıyor. O yüzden diyor ki insanların bütün yaş dilimi önemlidir. Bakın Alfred Adler'i şöyle düşünmek gerekiyor. Adler, hümanist psikolojinin aslında temellerini atan kişidir. Alfred Adler'in çok eski bir kitabı var. Üniversitede okumuştum ben. Bireysel psikoloji kitabı, kuramını anlattığı kitap. Çok eski ama yani piyasada bulmak çok zor. O kitapta ya da o kitabı okuyan herhangi bir psikoloji öğrencisi ya da bu işleri bilen bir insan
şunu çok net anlar. Yani aslında hümanizmin doğuşunun temelinde Adler var. Adler'in düşünceleri var. Ve Adler diyor ki öyle biyolojik dürtüler falan bunlar insanı diyor belirlemez. Asıl olan her insan diyor bir toplum içine doğar ve toplumla birlikte var olur. Dolayısıyla da yani insanlar bir şekilde topluma bağlı ise o zaman sürekli bilinç dışı kavramından söz etmek bizi diyor nereye götürür? Eleştiriyor Freud'u ve diyor ki insanların diyor içindeki potansiyeli kullanması gerekir ve insanların potansiyelini kullanması için de toplumsal yapıya ihtiyaç vardır. Yani Adler'in temel mantığında toplum, kültür önemli bir nokta. Adler ne yaptı peki? Bireysel psikolojide kendisine gelen hastaları tedavi ederken onların mantık dışı düşüncelerini değiştirmeye çalıştı. Yani şu an günümüzde işte bilişsel terapiden bahsedeceğiz zaten. Bilişsel terapinin yaptığı da aslında hemen hemen buydu. Yani Adler bir psikanalitik kuramcı ama hümanist tarafı da var, bilişsel tarafı da var. Yani çok nerede durduğu net değil. Diyor ki Adler, çünkü diyor niye insanların mantık dışı düşüncelerini değiştirmek istiyoruz? Diyor ki insanlar iyi hissederlerse kendilerini daha mantıklı eylemde bulunurlar. Ya bu bizim hayatımızda da böyle aslında değil mi? Yani kendini iyi hissettiğinde daha sağduyulu olabiliyorsun. Daha dengeli davranabiliyorsun. Yani bunlar bize Adler'in söylediği şeyler. Yine Adler'in hayatımıza kattığı iki tane kavram var. Aşağılık duygusu ya da üstünlük kompleksi dediği kavramlar. Bu kavramlardan bahsederken Adler diyor ki aslında hepimiz bir şey yaparken, bir hamlede bulunurken içimizdeki aşağılık duygusundan kurtulmak için eylemde bulunuruz. Yani bu duygudan kurtulmak ve üstünlük duygusunu kazanmak için ne yaparız? Eylemde bulunuruz diye düşünüyor. Evet ve bir de Adler'in kardeş sırası kuramı var. Biliyorsunuz büyük kardeş, ortanca, küçük falan filan bunları işte şey yapıyor. Adler'e göre büyük kardeşler biliyorsunuz yani bir tahtıyla zaten dünyaya geliyor ve büyük kardeşlerde ne var? İşte diyor ki benim payitahtım budur ve kimse bunu yıkamaz. Freud diyorum, bu Freud sürekli beni anıyor ya da ket vuruyorum bilemiyorum. Adler bundan bahsederken diyor ki yani büyük kardeşler o saltanatı korumak ister ama ne zamana kadar? Küçük kardeş doğana kadar. Kardeşi doğduğu anda o tahtı paylaşmak durumundadır. Ha, ortancalara geldiğinde, ortancalarla bir kıyaslama yapıyor. Ortancalar diyor, ailede ezilen kesimdir. Yani ben, for example. Yani ezilmedim belki ama. Yani hep şunu yaşadık. Sen büyüksün, sen böyle davranacaksın. Ya da işlerine gelince sen küçüksün, sen bir sus falan. Bunları yaşadık. O yüzden car car konuşuyorum ben. Sürekli anlatıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ortancaların dışarıdaki toplumsal düzlemdeki ilişkileri her zaman daha iyidir. Yani ben sadece kendimden yola çıkmıyorum. Yani bütün ortancalar böyledir. Ama mesela öte tarafta ben ablamla da muazzam bir ilişkim var. Yani o işte hayattaki en iyi dostumdur benim mesela. Yani hep öyle söylerim. Çünkü hani bir şeyleri aşmakla alakalı belki. Ama genel olarak baktığında Adler diyor ki bu ikisi hep diyor çatışma halindedir. Ortanca hep o saltanatı almak ister. Büyük olan o saltanatın ve otoritenin kendisinde olduğunu hissettirmek ister. Sonra bir küçük kardeş daha gelir. Ve küçük kardeşlerin eğer büyük olanlarla aradaki yaş farkı çoksa tek çocuk gibi büyüdüğünü ve tek çocuk özellikleri gösterdiğini söylüyor Adler. Ama yakınsa da yani ufak olan çocukların birazcık daha sorumluluk almaktan uzak olduklarını, aynı zamanda yaşam problemleri karşısında o kadar güçlü olamadıklarını ifade ediyor. Mesela bu enteresan bir şeydir ama yani bence de Adler'den sonra yapılan çalışmalarda da desteklendi bunlar. Mesela büyük çocuklar ve ortancalar hayata tutunma konusunda birazcık daha mücadeleci ve dişli olanlardır. Ha, bunu ablam duymasın. Mesela en büyük kardeşlerinde daha böyle saldırgan, şiddete eğilimli falan olduğunu söylüyor Adler. Yani hani o kadar baskındır, o kadar dominanttır ki diyor. Dolayısıyla da bir şekilde var olma çabasında genelde toplumdaki suç oranlarına bakıldığında da büyük kardeşlerden daha fazla bir oran geldiği söyleniyor. Tabii Adler bunları çok çok uzun yıllar önce söyledi. Yani belki Adler bunları söylediğinden
Yani 100 sene falan olmasa da 70-80 sene kesin oldu. Dolayısıyla yani çok sular aktı geçti dünyadan yani. Ama yine de söyledikleri hakikaten bir temeldir. Psikoloji dünyası için önemlidir. Ve biz hala Adler'i konuşuyoruz. Freud'un da gazabına uğramış adamlardan bir tanesi. Gelelim buraya. Carl Gustav Jung. Yani benim hakikaten çok çok sevdiğim bir adam. Arketiplerden falan bahsediyor. Onları diğer derslerde anlatacak bizim arkadaşlarımız. Arkadaşlar, kullandığı kuramın ismi analitik psikoloji. Yaklaşık 1914'e kadar, yok pardon, 1914'te başlıyor herhalde. Mektuplaşmaya başlıyorlar Freud'la. Her şey çok iyi gidiyor. İşte Jung Freud'dan çok etkileniyor. Düşüncelerinden, bakışından çok çok etkileniyor. Ama sonra Freud'un yaptığı işte o tedavi protokollerinde katılmadığı noktalar oluyor. Geçen size Anna O vakasından söz ettim. Mesela Carl Gustav Jung, Anna O vakasının hiç Freud'a aslında gitmediğini, hani bir şekilde Brouwer'in kendini korumak için yaptığını falan söylüyor. Dolayısıyla Jung'un biraz midesi kalkmış olacak ki bunları artık çok da fazla tölere etmemeye başlıyor. Ve 1930'lu yıllarda Freud'la yazdığı bir mektuplaşma sonrasında ipler tamamıyla kopuyor. Freud tabii intikam soğuk yenen bir yemek. Çünkü aslında Carl Gustav Jung için bütün konferanslarda şöyle söylüyor. Ben diyor peygamberim, psikanalitik kuramın peygamberiyim. Jung da diyor benim halefim, benim veliahtım. Yani bütün herkes psikanalitik kuramın veliahtı olarak bakarken Carl Gustav Jung'a, Jung bir anda Freud'dan öte tarafa dönüyor ve bir şekilde yoluna devam ediyor. Çok sevilen bir adam Carl Gustav Jung, çok etik de bir adam aslında. Kolektif bilinç dışı kavramıyla aslında iz bırakmış psikolojide. Freud'dan daha fazla olarak, bakın Freud'dan daha fazla olarak bilinç dışını savunuyor. Diyor ki insan kişiliği bir adaya benzer. Suyun üzerinde kalan kısım bilinci oluşturur. Onun hemen altında bilinç dışı gelir. Oradan işte bir şeyler çıkar. Bireysel bilinç dışı. Ama diyor daha da temelde kolektif bilinç dışı vardır. Yani eski atalarımızdan gelen özelliklerimizin bir şekilde ortaya konulduğunu söylüyor. Yani işte hep anlatılan şu düşme hissi, hani yatağa uzandım, uykuya dalacağım, sanki böyle bir boşluğa düşmüş gibi bir hisse kapılıyoruz ya. Mesela Adler'e göre bunun sebebi eski atalarımız. Buna benzer birçok şeyden bahsediyor Carl Gustav Jung. Dolayısıyla da Jung'un söylediği bu şeyler kabul görüyor ama Jung aynı zamanda spiritüel, yani gerçeküstü dediğimiz ya da işte parapsikolojiye yakın bir mantıkta gerçeküstü psikolojiyle de ilgileniyor. Bir gün Freud'la otururken diyor ki birazdan şu kitap düşecek diyor ve kitap çat diye düşüyor. Freud diyor ki bu bir olasılıktı. Hani bu olabilirdi diyor yani. Bunu tahmin etmiş olabiliriz. Sonra bir gün Jung'la Freud yine bir odada otururken Jung Freud'a diyor ki birazdan kapı çalacak ve biri sana bunu söyleyecek diyor. Freud hakikaten kapı çalınıyor, geliyor falan. Freud diyor ki bunu sen planlamış olabilirsin. O yüzden ya olabilir yani, olasılık dahilinde falan diyor. Gene çok inanmıyor. Başka bir gün yine Freud'la otururlarken işte bir vazo var. Diyor ki birazdan diyor bu vazo kırılacak. Yani Jung'un böyle kahin gibi söylediği şeyler hakikaten hep gerçek çıkıyor. O yüzden Jung enteresan bir kafası var. Yani Jung'un. Yani hani çok fazla, mesela Jung çok fazla konuşulmaz. Çok fazla bilinmez ama kesinlikle bence konuşulması gereken bir adam. Ve diyor ki her birimizde diyor harmanlanmış olan kadınsı erkeksi özellikler bulunur. Aynı zamanda Carl Gustav Jung'un bir kişilik kuramı var. İçe dönüklük, dışa dönüklük, bunlar temel kişilik özellikleri olarak yorumluyor. Dolayısıyla da hani sınavda çıkar mı? Jung üzerinden ya da Adler üzerinden gelir ama Jung üzerinden birazcık daha belki bu anlamda soru gelme ihtimali daha düşük. Diyor ki insanlar spiritüel yaratıklardır. İnsanlar mistiktir. İnsanlar gerçeküstüdür. İnsanların bir enerjileri vardır. Dolayısıyla bu enerjiyi yayarlar ve bir şekilde aslında davranışlarına yön verirler. Ve bunun temelinde ne vardır? Esasen geçmişten gelen, atalarımızdan gelen bilinç dışı süreçler vardır diyorlar. Evet, bizim konumuz burada bitti. Devam ediyoruz.